Sevgi, canım kızım. Burada durumun oldukça karışık olduğunu biliyorsun. Bu yüzden Bosna'ya gelmeni istemedik. Anneni de ikna edemedim. Benim yanımdan ayrılmak istemiyorum. Bizler büyükelçilik binasında emniyette olsak da senin bütün bu karışıklık içinde burada bulunman doğru olmayacak. Bu durumu anlayışla karşılayacağından eminim. Yıldıztepe'de çok güzel bir yaz geçireceğine annen de ben de eminiz. Dostum Ahmet Kılıçoğlu çok iyi bir adamdır. Onu ve ailesini çok seveceksin, merak etme. Hem şimdiye kadar tatillerini hep Avrupalarda geçirdin. Şimdi biraz da kendi memleketini tanımış olursun. Biz gelinceye kadar orada kalman en iyisi. Bizi merak etme. Sık sık telefonlaşırız. Seni hasretle kucaklıyorum. Baban. Hoş geldiniz Sevgi Hanım. Ben Ahmet Kılıçoğlu. Kasaba dışında epey uzakta oturuyoruz. Yıldıztepe'de. Babanı söylemiştir herhalde. Hayır. Biliyor musunuz ne kadar hoşlandım bu yolculuktan? Önceleri garipsedim ama sonra çok hoşuma gitti. Okulda Nihal diye bir arkadaşım vardı. O anlatırdı buraları. Uzun tren yolculukları falan. Anlattığı kadar varmış. Çok da severdik birbirimizi. Diplomalarımızı aldıktan sonra öyle zor ayrıldık ki sormayın. Ben bile tutamadım kendimi, ağladım. Ya ağladım. İşte evimiz. Sen burada dinlen kızım. Ben evdekilere haber vereyim. Hı hı.
babanı tanırdım. Asil bir adamdı. Şimdi sefir oldu değil mi? Evet. İftar ediyoruz onunla. Ağzım ufacık, burnum muntazam. Kulakların küçücük, yüzün de güzel. Saçların ne renk? Kumral. Adın Sevgi'ydi değil mi? Evet efendim. Seni görebilmeyi çok isterdim. Karım, sen de ona Cemile gibi Fatma teyze diyebilirsin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Yorgunsundur, bir şeyler yiyip hemen yatarsın. Teşekkür ederim, yoldaydım. Öyleyse sana odanı göstereyim. İyi geceler. İyi geceler çocuk. Buyur kızım. İşte odan. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Hayrola, erkencesiniz. Evde kimseler yok. Herkes nereye gitti? Onlar bu saatte uyanmazlar. Ben biraz etrafı dolaşmayı düşünüyorum. Bence harika bir kız.
Onu size görmeden tarif edeyim mi? İncecik, fidan gibi bir boy, kalkık bir burun, yemyeşil gözler. Kızcağız buraya pek yakışacak doğrusu. Hem bu tiplerin genellikle soğuk ve havalı olduklarını unutma. İşte ta kendisi. Dememiş miydim? Siz dün gece gelen misafir olacaksınız. Ama hala tanışmadık değil mi? Hı hı. Adım Ali. Ben de Sevgi. Ailenin en küçük oluyor, memnun oldum. Abim Murat. Kahvaltınız kızım. Burada sabahları kaçta kahvaltı yapılır bilmiyorum. Erken kalkmıştım. Ben de biraz etrafı dolaşayım dedim. Burada yalnız başına kahvaltı etmek ruh sağlığı için daha hayırlıdır. Sabahları kimse kimsenin yüzüne bakmaz bu evde. Ben de işlemi kaçırmamak için odamda yapıyorum kahvaltımı. Büyükannem kendi işini kendi yapmaktan hoşlanır. Yardıma kalkan olursa kızar. Ne fısıldıyorsun orada Ali? Sevgiyle konuşuyorum büyükanne. Nasılsın çocuk? İyi uyuyabildin mi? Şey, pek uyuyamadım galiba. Yerini yadırgamışsındır. Fırtına, yağmur... Bir de bazı garip sesler duydum. Sanki biri çığlık atıyor gibiydi. Vay vay vay. Korku filmi gibi ha? Efendim? Okulu yeni bitirmiş masum genç kız aile dostlarını ziyarete gelir. İlk gecesinde yağmur yağar, fırtına çıkar. Acayip sesler duyulur. Cemile saçmalama. Bizim rolümüz ne oluyor bu durumda? Psikopat aile herhalde. Yeter Cemile, yeter. Murat. Buradayım büyükanne. Git Cemile ile konuş. Toparlasın kendini. Sevgi, onu kale alma kızım. Sinirlidir biraz. Yok büyükanne. Bir şey demedi zaten. Rahmetli kızı muhalladan yadigar. Cemile'yi doğururken öldü. 2 ay sonra da babasını kaybettik. Elimizde büyüdü ama çok şımarttık. Sen onun kusuruna bakma yavrum. Kalbi temizdir onun. Tamam büyükanne, merak etmeyin. Ben herkesle iyi geçinirim. İnşallah, inşallah. Mihrican fırtınası nedir bilir misin? Hayır. Dünkü fırtınaya Mihrican fırtınası derler burada, yaz fırtınası. Habersiz gelir, habersiz gider. Burada pek olur, biz alıştık. Hele kışı hiç sorma, kar aylarca kalkmaz burada. Nerede İstanbul? Anlatsana biraz diskolarını, barlarını. Aman, hepsi aynen duruyorlar bildiğin gibi. Hem benim yaşım küçük, sık gidemiyorum öyle yerlere. Bırak şimdi bunları, ben üniversitede okurken yapmadığımı bırakmadım. Bitirdin mi üniversiteyi? Resme yeteneğim olmadığını anlayınca bıraktım. Sonra edebiyat fakültesini kazandım. Aşık olup şiir yazıyordum, şiir yazıp aşık oluyordum. Gece hayatı, bir gecelik aşklar iyiydi. Bu kabus yuvasına döner miydim bana kalsın? Ne oldu ki? Ne olacak, babam harçlığı kesti. Kızdım ben de. Hadi bakalım, nerede akşam orada sabah. Derken tatlı hayatın tadı kaçtı. Süründüm bir süre. Hastalandım. Murat abim geldi aldı beni. Hava güzel olacak, rüzgar serinlesin mi korkmayacaksın. Şıp diye güzelleşir hava. Bu kabus yuvasına dönmezdim ya ben. Bir an dün gece duyduğum sesleri ona sormayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Gece tüm aile hep birlikte televizyon seyrettik. Yıldız Tepe eski filmleri çağrıştırıyor bana. En çok da Murat. Sarı Çiçek Yaylası'na gidiyor daima. Dediklerine göre orada bir kulübesi varmış. Bana evde sadece Ali ile büyükanne dostça davranıyor. Fatma Hanım garip bir kadın. Gösterişsiz, sade. Ama kocasını ve çocuklarını çok sevdiği belli. Ahmet Bey'i bütün gün hiç görmedim. Cemile ise bana sanki düşmanmışım gibi davranıyor. Dün geceki olayı bir türlü aklımdan çıkaramıyordum. Cemile haklı mıydı? Her şey bir rüya olabilir miydi? Bütün gece bunları düşündüm durdum. Her an o çığlıkları duyacakmışım gibi geliyordu.
Günaydın Cemile. Gelsene içeri. Bak, nasıl elbise? Biraz klasik bir şey ama benim çok hoşuma gidiyor. Erkekleri baştan çıkarmak isteyen kuş beyinli kızlar giyer böyle şeyleri. Ne yaptı yine sizi? Onun kusuruna bakma kızım. Fazla yüz verdik, serbest bıraktık galiba. İnsanlardan uzak biraz vahşi büyüdü Yıldız Tepe'de. Aslında çok iyi kızdır. Anlaşacağınızdan eminim. Beni iyi dinle çocuk. Biliyorum Yıldız Tepe eğlenceli bir yer değil. Ama sen neşenle, canlılığınla bu karanlık yere hayat getirebilirsin. Senden bizi değiştirmeni istiyorum. Sakın bize benzeme. Bütün umudum sende. İstesen bize ne büyük iyiliğin dokunur bilir misin? Ne var? Ne oluyor? Sevgi geldi. Bugün benim doğum günüm. Niye daha önce söylemedin? Ne güzel. Sabah kasabadan almıştım. Sanki biliyormuşum gibi. Mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Ne yazık ki Sevgi'ye verebilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz doğum günlerini çoktan unutmuş insanlarız. Yıldız Tepe'de yalnız ölüm günleri anılır. Bu sözlerin sırası mı abi? Yıldız Tepe bir mezarlık galiba. Belki de öyledir. Bir mezarlıktır. Hayır, yanlış. Yıldız Tepe bir zindan. Biz de gönüllü mahkumlarıyız. Ali! Biraz uzaklaşsak zincirlerimiz çakırlar. Yıldız Tepe geri çağırır bizi. Döneriz. Bu evden bizlerden korkuyorsun değil mi? Gözlerinden belli. Bu evin karanlığı senin de yeşil gözlerinin parlaklığını solduracak. Buradaysan lanet rüzgarı seni de önüne katacak. Ne güzelliğin kalacak ne de umudun. Bizler gibi olacaksın. Bu kadar edebiyat yeter. Sevgi Hanım'ı rahatsız ediyorsun. Ben mi rahatsız ediyorum? Gerçeği söylediğim için mi? He? Yoksa gülmeyi unutmuş karanlık yüzlerinizde, boğuk seslerinizde sizler mi? Şu dağ başından bir kurtulsam. İstemiyorsan gidersin. Fakat bu defa dönmemek üzere. Anlıyor musun? Erkek gibi. Ağlamadan, sızlamadan. Sakın beni yardımına çağırma. Şikayetlerinden, ağlanmalarından, şiirlerinden, hayallerinden bıktık artık. Bu dağ başında sizin gibi diri diri gömülmek istemediğim için mi sevmiyorsunuz beni? Hele sen abi. Kendini cesur ve kuvvetli sanıyorsun değil mi? Peki neden herkesten kaçıp dağ başlarında saklanıyorsun? Sus. Bana kızıyorsun. Gerçeği söylediğim için değil mi? Benden daha çok acı çekiyorsun sen. Ama belli etmemeye çalışıyorsun. Çünkü gururlusun. Sus. Aptal Murat. Bu tatsız olaydan dolayı özür dilerim. Çocukken de kavga ettiğim zaman büyükanne yardımına yetişirdi. Bunu bildiği için ileri geri konuşur. Siz de ona çok kötü davrandınız. Bunun için mi ağlıyorsunuz? Ona söylediklerim için mi? Sinirlerim bozuldu.
Havanın etkisi olacak. Öyle mutsuz görünüyordu ki. Halbuki son zamanlarda hiç de halinden şikayetçi değildi. Siz geldikten sonra çok mutlu görünüyor. Ali çok iyi bir çocuk. Burada büyük anne ve onun dışında hiç dostum yok. Size gelince... Evet, bana gelince. Söyleyin, çekinmeyin. Burada sözcüklerden korkulmaz. Sözcükler sadece şehir hayatında tehlikelidir. Söyleyin, vahşi, kaba adamın biriyim değil mi? Ben böyle bir şey söylemek istemedim. Peki peki, kızmayın. Hem Ali için de üzülmeyin, değmez. Biraz sonra karşınıza dünyanın en mutlu adamı olarak çıkacaktır, görürsünüz. Ben odama gitmek istiyorum. Üşüdüm. Gidiyor musun çocuk? Evet büyük anne. Beni de götür. Murat abi! Murat abi! Kurtar! Onu kurtar! Cemil hasta odana çıksaydı. Yağmurda ıslanıyor! Onu öldürüyorlar! Sana odana çık dedim! Gece gördüklerim bir kabus olamaz. Murat hala gözlerimin önünde. Cemile'nin çığlıklarını evdekilerin duymamaları mümkün değil. Kendimi kaybettikten sonrasını hatırlamıyorum. Beni odama kim getirdi? Gidip sorsam... Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Bir şey söylemeyecekler ki. Geçen sefer de böyle olmadı mı? Bir sır var Yıldız Tepe'de. Korkunç bir sır. Günaydın. 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 Dünkü fırtınadan sonra hava ne kadar güzel. Çay koyar mısınız Sevgi'ye? Sevgi, kasabaya gidiyorum bugün. Sen de gelmek ister misin? Değişiklik olur. Gelirim tabii. Bizim doktora uğrarız. Leyla ile tanışırız. Leyla kim?
bizim Doktor Faruk'un kız kardeşi. Ali ile çok iyi arkadaştırlar. Buyur kızım. Fena spor değil. Ben de yapsam mı acaba? Duydun mu Murat abi? Odun kıracakmış o tırnaklarla. Hiç tavsiye etmem. İki vuruşta o küçücük elleriniz tanınmaz hale gelir. Bu iş size göre değil. Hele spor iş değil. Haklısınız. Laf olsun diye söyledim zaten. Benim işim değil bu. Tabii değil. Aslında bu dağ başında yaşamak da size göre değil. Gördüğünüz gibi burada hepimiz köy hayatı sürüyoruz. Bize alışmanız kolay olmayacak. Ama neyse ki Ali var. Aynı cinsten insanlar birbirlerini çabuk buluyor. İnsan her şeye alışıyor. Burada eğlenceli bir hayat sürmüyorum. Ama şikayet de etmiyorum. Buradan ayrılacağınız anı nasıl bekliyorsunuz kim bilir? Siz benden kurtulmayı ne kadar istiyorsanız. Misafir misiniz? Yıldız Tepe'den ayrılmanızı isteyecek kadar kaba bir miyim ben? Ha, ne olur susun artık. Hepiniz sevgiliyle uğraşıyorsunuz. Ali abi nedense hep sevginin tarafını tutuyor. Sen karışma bu işlere. Bu kavgalar ne zaman bitecek Cemile? Sana kaçtır söylüyorum sevgiyle iyi geçin diye. Sen de Murat. Ben buradan gitmeden hiçbir şey düzelmeyecek büyük anne. Murat'la Cemile beni sevmiyorlar. Ben de onları sevmiyorum. Birbirimize bir türlü ısınamadık. Bütün mesele bu. Bütün bunlar çok anlamsız. Benden nefret ettiğinizi sürekli tekrarlamanıza gerek yok, tamam mı? Siz hepiniz çıldırmışsınız. Hepiniz. Birbirimizi sevmiyoruz. Onlar benden nefret ediyorlar, ben de onlardan. Anlamıyor musunuz? Saçmalama sen. Seni burada herkes sev... Ne yaptın Cemile? Çok ıslanmadınız mı? Dayanamıyorum artık. Ne biçim insanlarsınız siz? Git özür dile. Ama Murat abi... Git özür dile! Senden özür dilememi istediler. Cemile sana neden düşman biliyor musun? Ondan çok daha güzel olduğun için. Teşekkür ederim. Sen en kalın eldivenlerini giymek istiyorsun şimdi. Giy. Her yolculuktan tek parça çıkamaz insan. Bazı bilmehalleri vardır, bilirsin. Hisleri aşar. Geride bırakır sözcükleri. Herkes, hepimiz senin kafanın içindeydik. Sonra karanlıkta kaldık. Çünkü kapattın gözlerini. Son şiirim. Kendine haksızlık ediyormuşsun. Hiç fena değil. Adı ne bu şiirin? Mihrican Fırtınası. İyi şiire aşık olmadan yazılmıyor. Hiçbir yere gitmez sevgi. Yollar hep öyle durur. Biz gideriz. Abimin evine, Sarı Çiçek Yaylası'na. İşte bizim kasabamız. Çok şirin bir yermiş. Burada bizi pek sevmezler. Yıldız Tepe'ye yeni bir yat takmışlar. Şeytan Tepe. Sana nasıl bakıyorlar bize? İşte doktorun evi şurası. Doktorun annesi Zehra Hanım'la kız kardeşi Leyla'yı çok sevdi. İyi insanlar oldukları yüzlerinden belliydi. Ben gelmeden önce Ali'nin neden kasabaya sık sık gittiğini sezer gibi oldum. Biraz sonra Doktor Faruk da hastasından döndü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ali sizden çok söz etti. Sıkı edebiyatçıdır ama yine de iyi anlatamamış. Anlattığından çok daha güzelsiniz. Alıştınız mı Yıldız Tepe'ye? Önce biraz yadırgadım ama şimdi sevmeye bile başladım. Leyla'yı da alıp gelsenize bir gün Yıldız Tepe'ye. İnşallah bir gün rahatsız ederiz kızım. Müsaadenizi rica edeceğiz. Aa, daha yeni geldiniz. Bir saatlik yol, karanlık basmadan Yıldız Tepe'de olmamız lazım. Ali doğru söylüyor.
önce Ali'nin okuduğu şiire pek anlam verememiştim. Ama arabadan inerken Yıldız Tepe'deki tek dostumu da kaybetmek üzere olduğumu anladım. Gelin. Günaydın. Günaydın Ali. CD almaya geldim sana. Fazla CD'm yok ama istediğini seçebilirsin. Bilmem neler var. Sen seç. Sen hangisini istiyorsan onu ver. Çık! Çık git buradan! Kaçıyorsun değil Cemile mi? Cemile! Ali abimle demin odada. Sus! Susmayacağım işte, söyleyeceğim Cemile hepsini. Cemile bak! Nasıl öpüşüyordunuz? Çok kötü olacak. Yalan mı? Ali abimle öpüşüyordunuz. Murat abi! O sersem bu tokatı çoktan hak etmişti. Sevgi. Benim büyük anne. Ne var çocuk? Ne oldu? Büyük anne, ne olur söyleyin bana. Biliyorum hiçbir şey rastlantı değil. Neden beni korkularımla baş başa bırakıyorsunuz? Ben Yıldız Tepe'ye ait değilim. Hiçbirimiz Yıldız Tepe'ye ait değiliz çocuk. Hayat denilen şey insan kaderinin bir oyuncağı değil midir? Osman kim? Ölümlerin en beteriyle öldü ne demek? Yalvarırım anlatın büyük anne. Söyleyin. Ne olur beni bu kabustan kurtarın. Murat ve Ali'nin ortanca kardeşleriydi Osman. Sen bize lazımsın çocuk. Sana her şeyi anlatmalı. Her şeyi bilmelisin artık. Gel. Yanıma otur şöyle. Kılıçoğulları büyük ve asil bir ailedirler. Kızım ve Ahmet Bey de kardeş çocuklarıdır. Atalarımızdan Murat Kılıçoğlu eski Türk beylerinden biriymiş. Ailemizin bütün erkekleri de ona benzemiş. Mert, cesur ve fedakar. Daima iyi ve dürüst yaşamışlar. Biz de öyle yaşadık. 7 yıl öncesine kadar. İstanbul'da Boğaz'da bir yalıda oturuyor.
Kızım damadım ve torunlarım. Nasıl mutluyduk bilemezsin. Osman ailenin ortanca oğluydu. Hepimizin gözdesiydi. Yakışıklı, iyi kalpli ve çok neşeliydi. O zamanlar Ali, Murat ve Osman birbirlerini candan seven üç kardeştiler. Ali'nin yazdığı şiirlere takılır, şakalaşırlardı aralarında. Cemile'yi çok sever, onunla çocuk gibi oynardı Osman. Derken 7 yıl öncesinin o mutlu yaz ayları bitti. Murat iş için yurt dışında birkaç ay kalmaya gitmişti. Ali liseyi yatılı okuyordu. Osman yavaş yavaş durgunlaştı. Hiçbirimizle konuşmaz oldu. Küçük Cemile gece yarılarına kadar merdiven başlarında beklerdi onu. Ama onunla bile ilgilenmiyordu artık Osman. Seninle konuşmak istiyorum çocuk. Söyle. Biri var değil mi? Evet büyük anne, seviyorum, aşığım. Kime? Adı Türkan. Buralara yeni taşındı. Modellik yapıyor. O da beni çok seviyor ama... Ama evli büyük anne. Evli mi? Bir Kılıçoğlu evli bir kadınla ha? Aklını başına topla Osman. Kocası her şeyi biliyor. Ayrılsa hemen evleneceğiz. Görsen öyle güzel, öyle iyi ki. Tanıyorum. Evet güzel bir kadın. Fakat güzelliğini bir silah gibi kullanıyor. Sen güzeli seversin. Aynadaki aksi aldatmasın seni. Vazgeç ondan yavrum. Aile şerefimiz için vazgeç. Beni çok seviyor büyük anne. Kocası yaşlı bir adam. Adam sık sık iş seyahatine çıkıyor. Gizlice evine alıyor beni. Ama her geçen gün daha suçlu hissediyorum kendimi. Görüşme onunla yavrum. Babanla konuşacağım, seni Amerika'ya yollasın. Tahsilini orada bitirirsin. Yapamam büyük anne. Yapacaksın. Bizler için. Ailenin şerefi için. Tam bir Kılıçoğlu gibi cesur ve iradeli olmalısın yavrum. Hı hı. Biliyor musun? Ailenin bütün mutluluğu sana bağlı. Tamam büyük anne. Yarın gidip konuşacağım. Ne olursa olsun ayrılacağım ondan. Teşekkür ederim. Ertesi gece geç vakitlere kadar bekledim onu. Gece sabaha karşı polisler geldi. Osman'ımı almaya gelmişler. Kocasını öldürmüş büyük anne. Bunu benim için yaptı. Aşkımız için. Gitme. Hayır. Türkan kocasını zehirlemiş. Adam kıvranmaya başlayınca da doktor çağırmaya mecbur olmuştu. Doktor adamı kurtaramamış. Durumu polise bildirmişti. Paniğe kapılan Türkan suçu Osman'ın üstüne atmıştı. Gerçek anlaşılacak, Osman serbest kalacak diyorduk ama mahkemede hiç beklemediğimiz korkunç bir şey oldu. Ben öldürdüm. Sevdiğim kadının yalnızca bana kalması için öldürdüm. Adamın sinir ilacı kullandığını biliyordum. Gizlice odasına girip zehiri ilacına karıştırdım. Türkan'ın bu olanlardan hiçbir haberi yoktu. Mahkeme boyunca bu sözleri tekrar tekrar söyleyip durdu. Kadını tahliye ettiler. Avukatlar bu ifade karşısında hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Karardan 3 gün önce hapishaneye Osman'ı ziyarete gittim. Neden geldin büyük anne? Yapılacak bir şey yok ki artık. Bütün aile adına geldim. Sen benim sözümü dinlersin. Doğruyu söylemen için sana yalvarıyoruz. Hayır büyük anne. Her şeye ben neden oldum. Farkına varmadan onu bu cinayete ben teşvik ettim. Ayrılacağım demeseydin bu cinayet olmayacaktı. Suçu senin üstüne attığı halde nasıl böyle konuşabilirsin? Başka ne yapabilirim? Korktu zavallı. Zaman zaman hepimiz korkmuyor muyuz büyük anne? Böyle bir kadın için kendini nasıl feda edebilirsin? Seni sevmiş olsaydı bunu birlikte yaptık derdi. Onu seviyorum büyük anne. Sonra ne oldu büyük anne? Osman nasıl öldü?
Osman'a 24 yıl verdiler. Aradan birkaç ay geçti. Osman'ın bir arkadaşı hapiste ziyaretine gidip Türkan ile ilgili bir hikaye anlatmış. Türkan kendini yeni ve zengin bir sevgili bulmakta gecikmemiş. Osman bunu öğrenince yıkılmış tabii. Yine böyle yağmurlu, uğursuz bir geceydi. Evde herkes erkenden odalarına çekilmişti. Osman abi! Canım, canım. Osman abi, çıktın mı hapisten? Hayır canım, kaçtım. Şimdi beni dinle. Yaptıklarımdan o kadar utanıyorum ki aileden kimsenin yüzüne bakamam. Türkan'ın ne kadar iğrenç bir yaratık olduğunu anlayınca hemen kaçtım hapisten. O yaratık yaşamamalı, yaşamamalı! Öldüreceğim onu, öldüreceğim! Ah canım kardeşim, lütfen affedin beni. Size yaptıklarımdan dolayı lütfen affedin beni. Geldiler işte, polisler geldi. Geldiler. Polisin dur ihtarına Osman ateş açarak karşılık vermişti. O günden sonra Cemile yarı deli kaldı. Yağmurlu havalarda büsbütün kaybediyor kendini. Onu ancak Murat yatıştırabiliyor. Bazen de zor kullanmak, hatta kendine gelebilmesi için tokatlaması gerekiyor. Zavallı Cemile. Sonra da neyimiz varsa satıp saldık. Bir daha İstanbul'a dönmemek üzere buraya geldik. Osman'ımızı da getirip buraya gömdük. İşte Kılıçoğulları'nın büyük sırrı. Kendimizi buraya hapset. Kılıçoğulları bitiyor, tükeniyor çocuk. Bu ne korkunç bir şey bilir misin? Soyumuzun devamı için her şeye razıyım. Ama bunu kimden bekleyebilirim? Cemile yarı deli bir kız, Ali Uçar'ı genç. Ne istediğini bilmeyen bir çocuk. Bütün umudum Murat'ta. Murat'ta mı? Evet, Murat, iradeli, mert, cesur. Ne yazık ki o da burada çürüyecek. Neden yeniden yaşamaya çalışmıyorsunuz? Neden büyük anne? Artık yoruldum çocuk. Beni yalnız bırak. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyordum. Sürekli hep birlikte gittikleri tarlalar aslında Osman'ın mezarıydı. Bu ailenin bütün gizemi orada, o dağ başındaki mezarda gömülüyordu. Ölümlerin en beteriyle ölen Osman'ın mezarında. Sen bana karışamazsın. Burada benden başka sana karışacak kimse yok. Beni dinle oğlum. Bu kızı rahat bırak, tamam mı? Onu rahatsız ettiğimi kim söyledi? Sen kendine bak. Asıl onu rahatsız eden sensin. Beni çekemiyorsun çünkü sen bunları yapamıyorsun. Ona yaklaşamazsın. Ben kimseye yaklaşmak istemiyorum. Hele o kızla konuşmak, dost olmak aklımın ucundan bile geçmez. Her haliyle sinirlerime dokunuyor. Sana gelince onun için vakit geçirecek bir oyuncaktan başka bir şey değilsin. Onu seviyorum. Bu kaçıcı aşk oluşun ha? O gelmeden önce de Leyla'nın peşindeydin. Sevgi hiçbirine benzemiyor. Onunla evleneceğim. Vazgeçeceksin ondan. Vazgeçmeyeceğim. Sizlere benzemeyeceğim. Sonsuza kadar matem tutmayacağım. Onu seviyorum. Sen kimseyi sevemezsin oğlum. Sen her gördüğün kadına aşık olan bir çocuksun. Son kez söylüyorum. Tekrar ediyorum. Onu rahat bırak. Ondan vazgeç. Bana hakaret ettiğin farkında mısın? Ben ne istediğimi biliyorum. Onu seviyorum ben diyorum. Ben de sana ondan vazgeçeceksin diyorum. Vazgeçmezsem? Bir gün seni bırakıp gidecek, evine dönecek. Ben de peşinden giderim. Kılıcıoğullarından senin kadar zayıf, iradesiz bir budala da çıkıyor demek.
Ben ismimle senin kadar övünmüyorum. Budala da değil. Deli, zır deli. İstanbul'da herkes deli olduğu için sen bunu fark edemedin. Ama şimdi söylüyorum, zır delisin sen. He yeter be! Düşmanmışım gibi bakıyorsunuz. Bana düşman gibi davranan birine kendisinden korkmadığımı göstermek istiyorum. Düşman mıyız? Herhalde birbirimizi sevmediğimizi en az benim kadar siz de kabul edersiniz. Neden saklayayım ki? Sizden nefret ediyorum. Evet. Bunu ne zamandır size söylemek istiyordum. Hakkımdaki düşüncelerinizi geldiğim günden beri biliyorum. Ben erkek avına çıkmış salak bir kızım. Ali ise zavallı, akılsız bir çocuk. Peki siz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Ben yarın İstanbul'a dönüyorum. Gelin. Bütün gece düşündüm. Yıldıztepe'den gitmeniz gerektiğine karar verdim. Burası gönül oyunlarına sahne olacak bir yer değil. Gidin. En kısa sürede gidin. Döndüğümde sizi Yıldıztepe'de bulmayacağımı ümit ediyorum. Odana kapanmış. Ne yapıyorsun çocuk? Gidiyorum. Birbirlerine girdiler. Ali sevdiğini söylüyor. Evlenmek istiyormuş benimle. Peki sen? Sevmiyorum. Sevemem de. Ali her güzel şeye sahip olmak ister. Sonra da çabucak unutuverir. Ama seni rahatsız etmesine izin vermeyeceğim. Konuşurum ben onunla. Hayır büyük anne. Gitmemle her şey düzelecek. Gitmeyeceksin yavrum. Murat da gitmemi istiyor. Mektup yazmış. Zaten geldiğimden beri beni istemiyor. Benden nefret ediyor. Bir anlayabilseydim Murad'ın vahşi çekingen tavırlarının nedenini. Aslında kültürlü okumuş bir insandır. Biliyor musun Mülkiye'yi birincilikle bitirdi? Mülkiye mi? Tabii. 2 sene kaymakamlığı bile var. İstersen o mektup için gelir özür diler senden. Hayır, hayır büyük anne. Lütfen böyle bir şey yapmayın. Öyleyse burada kal. Bizi bırakma çocuk. Murat'a kızma. Bir gün her şeyi daha iyi anlayacaksın. Vazgeçtin artık gitmekten değil mi? Ama Ali büyük anne. Ben onunla konuşurum. Şimdi yoruldum. Odama götür beni çocuk. Büyük anne. Büyük anne. Yetişin. Büyük anne ölüyor. Durumu nasıl? Bu sefer biraz ağır doktor bey. Üzülmeyin, bu ilk krizi değil. Geçmiş olsun Ali. Sağ ol. Göreceğin mi geldi de beni çağırttın buralara kadar? Bu üçüncüsü doktor bey. Merak etmeyin, ona kolay kolay bir şey olmaz. Vallahi. Şimdi herkes dışarı çıksın lütfen. İyi. Sevgi sen kalabilirsin. İyileşecek değil mi? Tabii tabii, demir gibi bünyesi var. Hiçbir şey olmaz. Böyle bir zamanda konuşmak doğru değil biliyorum ama neden gelmiyorsun artık bize? Ne oldu sana anlamıyorum. Çok değiştin son günlerde. Yoksa başka biri mi var?
Nasıl oldu doktor bey? İyi, şimdi rahat rahat uyuyor. İsterseniz görebilirsiniz. Ama sağ sakın uyandırmayın, olur mu? Teşekkür ederim. Çok üzgün görünüyorsun Sevgi. Zordur Kılıçoğulları'na alışmak. Hele yaşadıkları felaketi düşünürsen. Evet. Büyük anneden öğrendikten sonra onlara hak veriyorum. Büyük anne anlattı mı? Hayret, hiç kimseye anlatmazdı. Demek seni çok sevdi. Murat yaylada mı yine? Evet. Murat enteresan adamdır. Siz İstanbullular nasıl diyorsunuz, hani karizma? Ya ne demezsin. Efendim, türde otu verir misin? Tamam, oldu işte. Sen şöyle otur da sana yatak hazırlayalım. İşim yok, giderim ben. Bu gece hiçbir yere bırakmayız seni. Hava aniden ne kadar güzelleşti. Ya hadi dolaşalım biraz. Ben çok üşüdüm, dönelim. Hayır, dur gitme. Beni çocuk yerine koymanı istemiyorum Sevgi. Şaka değil söylediklerim. Seni gerçekten seviyorum. Hadi Ali, dönelim lütfen. Bizim şair beye gece ve yıldızlar ilham veriyor. O da coşuyor. Alayı bırak Sevgi. Seni seviyorum. Sana deli gibi aşığım. Hala anlamıyor musun? Ben seni seviyorum. Evlenmek istiyorum seninle. Bizim ailenin erkekleri sevdiğimi öylesiye severler. Ben seni sevmiyorum. Başka birini mi seviyorsun yoksa? Hayır. Öyleyse beni sevmeye çalış. Biraz zorla kendini. Seninle evlenmek istiyorum. Artık bu meseleyi kapatalım. Seni sevmiyorum. Ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim. Seninle evlenemem, anlamıyor musun? Hayır, sen beni anlamıyorsun. Vazgeçmem senden. Ali! Yapma! Affedersin. Bir daha sakın bana bir şey söyleme. Sakın bir şey söyleme. Babam doğal bir kız olmaya çalışmamı isterdi hep. Hayatı bir sır gibi düşünme, tahlil etmeye kalkma derdi. Sadece hakkın olan mutluluğu aramaya, bulmaya, şu ölümlü dünyada her şeyden zevk almaya bak. Dünyanın sırlarını araştırmaya kalkarsan daha anlayışlı bir insan olursun belki ama mutlu olamazsın derdi. Hayır, pişman değilim. Belki çok acı çektim, çok gözyaşı döktüm. Ama yaşadım. Hayır, bin kere hayır. Hiçbir şeyden pişman değilim. Murat günlerdir görünmüyor. Onun yokluğunda Yıldız Tepe sanki daha ıssız. Sen misin çocuk? Evet büyük anne. Yanıma gelsene biraz. Biliyor musun çocuk, gözlerim açık olsaydı o zaman her şey ne kadar kolay olurdu. Seni üzen bir şey var. Bir şey yok büyük anne. Size öyle geliyor. Bugün odandan hiç çıkmadın. Yemek de yememişsin. Gerçekten bir şey yok. Gittikçe alışıyorum buraya. Birkaç gündür annemlerle konuşamadım. O yüzden biraz moralim bozuk. Bu değil. Başka sebepler var biliyorum. Sen meraklı küçük bir kızsın Sevgi. İşte birinci sebep bu. Tabii başka sebepler de var. Söyleyemeyeceğim şeyler. Artık seni tanıdım. Şimdi yanımdasın. Kalbin uçacak gibi taze küçük bir kız. Büyük annesinin elinden tutmuş. Onu çok seviyorsun değil mi? Ben mi? Evet. İnkara kalkışma. Onu sevdiğini biliyorum çocuk. Çok çok sevdiğini biliyorum. Git oraya git. Hemen git. Yaylaya. Bul onu. Çocuk. Yalnız unutma. Murat bir yanardağdır. Bir deli rüzgar. Thank you.
İstanbul'a dönüyorum. Sizinle vedalaşmaya geldim. Buraya geldim sen. Buraya. Halbuki size yazmıştım. Ama madem ki geldiniz. Madem bunu istediniz. Siz kendiniz istediniz. İşte hep merak ettiğiniz kulübe. Tam size göre bir yermiş. Fazla şaşırmadım. Buraya niçin geldin? Söyledim ya. Gitmeden önce sizi son bir kez görmek istedim. Demek gidiyorsun. Sizin istediğiniz de bu değil mi? Burada kalmaktan çok mu mutluydum sanıyorsunuz? Buraya bayılıyorum, öyle değil mi? Hayır. Mecburiyet. Ama artık gidiyorum. Zaten bir insanın böyle bir yerde kalmak istemesi için deli olması lazım. Aranızda boğuluyorum, anlıyor musunuz? Boğuluyorum. Bak, o mektubun sebebi... Beni kovdunuz! Hepinizden nefret ediyorum. Öyleyse buraya neden geldin? Ne istiyorsun ha? Benden ne istiyorsun? Herhalde veda etmek ya da af dilemek için değil. Sadece içimdekileri dökmek için geldim buraya. Eğer istesem Ali için parmağımı oynatmam, gel demem yeterliydi. Ama ben onu sevmiyorum, anlıyor musunuz? Demek istesen parmağını oynatsan, gel desen gelirdi, öyle mi? Evet, gel demem yeterliydi. Ama onu sevmiyorum. Evet, istemedin. Gel demedin. Ama onunla gönül eğlendirdin. Şimdi onu da istemiyorsun. Artık onu da harcayabilirsin, değil mi? Hem... Şimdi artık İstanbul'a dönme zamanı, ha? Barlarda, partilerde yeni insanların, yeni erkeklerin zamanı, öyle mi? Bırak beni! Bırak kolumu! Benden nefret ediyorsun, değil mi? Hiçbirimizi sevmiyorsun. Ama en çok benden, özellikle benden nefret ediyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü ben Ali'ye benzemem. Hiçbir zaman senin oyuncağın olmam. Gel desen gelirdi, öyle mi? Seni eğlendirdi. Onunla baş başa gezintileri çıktınız. Belki de onunla... Bana böyle hakaret edemezsin. Baş başa bırak beni! Neden olmasın ki, ha? Neden bırak olmasın? Beni. Bırakmıyorum. Bırakmayacağım. Sen güzel bir kızım, biliyor musun? Hem de oldukça güzel. Bilirsin, tabii ki bilirsin. Ali sana defalarca söyledi, söyledi değil mi? Yalvarırım, gitmek zorundayım. Yıldız Tepe'den bekliyorlar. Hayır, beklemiyorlar. Şerife seni benim bırakacağımı söyledim, merak etmezler. Hiç kimse merak etmez. Hiç kimse. Bunu nasıl yaptınız? Seni ilk gördüğüm anda sevdim. O mektubu da aklımca Ali'yi senden kurtarmak için yazmıştım. Gerçekte kendi korkumdu o. Giderse belki kurtulurum diyordum. Her şey bitti artık. Bir daha ayrılmayacağız. Korkarım hayatı yeniden sevmeye başlıyorum.
Ben yalnız seni istiyorum. Senin olduğun her yerde yaşamaya razıyım ben. Korkarım hayatı yeniden sevmeye başlıyorum. Seni götürmeliyim. Evden merak ederler. Bu gece burada kalayım, ne olur. Evden merak ederler. Seninle kalmak istiyorum. Neden anlamak istemiyorsun? Hiçbir şeyin önemi yok. Seni seviyorum. Ağladın Murat. Evet. Sen o koskoca adam, Yıldız Tepeli Murat, ağladın. Tanıdık bir köylü olacak, gidip bir bakayım. Murat gitme. Korkacak bir şey yok. Sadece gidip bakacağım. Geçmiş olsun. Yara pek önemli değil. Bir hafta sonra hiçbir şeyi kalmayacak. Merak etmeyin. Kimse bir şey duymayacak. Yalvarırım enişte. Yalvarırım enişte bunun yüzünden. Hepsi bunun yüzünden. Onu buradan kovalım enişte. Onu Yıldız Tepe'den kovalım. Osman abimi de bunun gibi uğursuz bir kadın öldürmüştü. Bu da Murat abimi öldürecek. Lütfen. Lütfen enişte kov onu. Kov onu. Lütfen enişte. Ben gidiyorum. Merak etme, iyileşecek. İyi ol, tamam mı? Hem şu anda Murat'tan daha ciddi durumda bir hasta var bu evde. Büyük anne. Aramıza yine bir yabancı girdi. Bütün suç benim. Öyle olacağı belliydi. Ne olursa olsun o bir yabancı. Onu buraya getirmemeliydim. Ama nereden bildirdin böyle olacağını? Gördünüz mü? Yine bir kadın yüzünden. Onu öldürürüm teyze. Onu ellerimle boğarım. Öbürünü de biz öldürmüştük. Evet, bizden biri. Bunu da ben öldüreceğim.
Sus Cemile. Sana sus diyorum. Neden susuyorum? Nasıl olsa günün birinde o da bunu öğrenmeyecek mi? Osman abime olanları öğrenmeyecek mi? Türkan denen o kadının başına gelenleri öğrenmeyecek mi? Kim var orada? Benim büyük anne. Gel yanıma çocuk, gel. Biliyorum, biliyorum çocuk. Çok üzgünsün. Seni oraya ben yolladım. Eğer istemesem göndermezdim. Titriyorsun. Bütün bunlara ben sebep oldum. Onu bu kadar çok mu seviyorsun? Evet. Biliyorum çocuk. Birbirinize karşı duyduğunuz nefretten belliydi. Büyük anne, Cemile onu bizlerden biri öldürdü dedi. Kim öldürüldü büyük anne? Kim öldürdü? Murat olamaz değil mi? Sus. Heyecanlanma çocuk. Söyleyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Dinle beni çocuk. Artık her şeyi anlatmanın zamanı geldi. Osman öldükten sonra Türkan hiç vicdan azabı çekmeden, hiç pişmanlık duymadan hayatını yaşamaya başladı. Bir gece Osman'ın intikamını almaya, Türkan'ı öldürmeye ailenin bütün erkekleri yemin ettiler. Bir Cumhuriyet Bayramı gecesi. Ali ile Murat gençtiler. Ailenin onlara ihtiyacı vardı. Günlerce bunları düşünmüş, bu cinayeti işlemeye karar vermiştim. 5 dakika geç kalsaydım Murat'ım yapacaktı. Yoruldum çocuk. Hastasınız büyük anne. Evdekilere haber verin. Gitme. Bir şeyim yok çocuk. Dinle. Sonra teslim olacaktım. Düşündüm, bu da aile için yeni bir darbe olacaktı. Polis bir süre bizden şüphelendi ama hiçbir delil bulamadılar. Evde herkes birbirinden şüpheleniyordu. Fakat kimse kimseye hiçbir şey soramıyordu. Hala ailede Murat'ın dışında kimse Türkan'ı benim öldürdüğümü bilmez. Sonra bu kadar heyecana dayanamadım. Yatağa düştüm. İyileştiğim zaman artık görmüyordum. Siz cesur bir insansınız büyük anne. Çok yoruldum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayat kaderin oyuncağıdır demişti. Bu sözü şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ayaklarımın ucuna basarak odayı terk ettiğimde akşam olmak üzereydi. 10 gün sonra öldü. O geceden sonra Murat'ı ilk kez o gün gördüm. Bir kerecik bile yüzüme bakmadı. Sonra sarı çiçek yaylasına doğru uzaklaştı, gitti. Ali de Leyla ile birlikte kasabaya döndü. Kendimi her şeyin sorumlusu olarak görüyordum. Türkan gibi ben de aileye felaket getirmiştim. Biliyorum. Dürüstlük yalnızca küçük kabahatleri bağışlatır. Gitmek. Vicdanını yanına alıp sevgini ardında bırakarak gitmek. Artık biliyorum. Hayattaki bütün kötülüklerden hafıza denilen canavar mesulmuş.
Sevgi beni bırakma. Sevgi ne olur beni bırakma. Sevgi, Sevgi, Sevgi ne olur bırakma. Sessizliğim.